Değerli arkadaşlar merhaba. Bugünkü fizik dersimizin konusu fiziksel niceliklerin sınıflandırılması. Arkadaşlar biz fiziksel nicelikleri fiziksel nicelik ve fiziksel büyüklük olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Fiziksel nicelikler kendi arasında temel ve türetilmiş büyüklükler olmak üzere yine ikiye ayrılacak. Temel büyüklük nedir? Diğer büyüklükleri tanımlamak için başlangıç olarak kabul edilen, referans olarak kabul edilen büyüklüklerdir. Ve temel büyüklükler aslında toplamda 7 tanedir. Ancak biz öğrenciler hangileri temel büyüklük, hangileri türetilmiş büyüklük bunları biraz karıştırırız. Bununla ilgili kısa bir kodlamamız var. İsterseniz hep beraber ona bir bakalım. Arkadaşlar temel büyüklüklerde 7 tane temel büyüklüğümüz var demiştik. Bunlar kısaca sırasıyla kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti, madde miktarı, uzunluk ve zaman. Bunların baş harflerini kodladığımız zaman karşımıza kısa muz gibi bir kodlama çıkıyor. Şimdi isterseniz bunların gelin birimleri nelermiş onlara bir bakalım. Arkadaşlar kütlenin birimi kilogram, eşit kollu terazi ile ölçülüyor. Işık şiddeti kandela, fotometre ile ölçülüyor. Sıcaklığın birimi, buraya lütfen dikkat edin, Celsius değil, sıcaklığın birimi Kelvin'dir ve termometre ile ölçülüyor. Akım şiddeti amperdir ve ampermetre dediğimiz aletle ölçülüyor. Madde miktarı mol, ölçüm aracı yoktur arkadaşlar. Uzunluk metre, şerit metre ile ölçülüyor. Ve son olarak zaman birimi saniyedir, kronometre ile ölçülüyor. Temel büyüklükler dediğimiz bunlar. Bunun dışında arkadaşlar, temel büyüklüklerin dışındaki tüm büyüklüklerin hepsi türetilmiş büyüklük olarak karşımıza çıkacak. Arkadaşlar biz büyüklükleri temel ve türetilmiş büyüklük olarak ikiye ayırmıştık. Ancak bir de büyüklükleri biz yönlü olup olmamasına göre de ikiye ayırıyoruz. Bazı büyüklükler yönlüyken bazıları yönsüz olarak ifade edilir. Buna göre de biz bunları ikiye ayırdık. Nedir bunlar? Vektörel ve skaler büyüklük olmak üzere biz bunları ikiye ayırmıştık arkadaşlar. Peki vektörel büyüklük nedir? Skaler büyüklük nedir? Vektörel büyüklük yönlü olan ifadelerdir. Skaler büyüklükler ise yönsüz olan büyüklüklerdir. Peki biz bir büyüklüğün yönlü olup olmadığını, yani vektörel olup olmadığını nasıl anlayacağız? O nicelikle ilgili bir cümle kurarsınız ve cümlenin içerisinde bir yön kattığınızda eğer o cümle mantıklıysa o zaman o büyüklük vektöreldir, yani yönlü büyüklüklerdir. Örneğin hızın vektörel mi yoksa skaler mi olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Bununla ilgili bir cümle kuruyorum ve içerisine yön katıyorum. Dikkat edin. Bir araç saatte 100 km hızla doğuya doğru gidiyor. Arkadaşlar bu cümlede yönü işin içine kattığımız zaman cümle gerçekten mantıklı bir cümle. O halde hız vektörel bir büyüklüktür. Peki sıcaklık vektörel bir büyüklük müdür ona bakalım. İçinde bulunduğumuz sınıfın sıcaklığı ile ilgili bir cümle kuralım. Sınıfın sıcaklığı doğuya doğru 22 derece dediğimiz zaman buradaki yön burada olmaması gerekiyor. Dolayısıyla çok mantıklı bir cümle olmadığı için burada sıcaklık yönlü bir büyüklük değildir. Dolayısıyla skaler bir büyüklüktür arkadaşlar. Arkadaşlar vektörel ve skaler büyüklüğü tanımladıktan sonra vektörler konusunu AYT kitabımızda daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ancak vektörler eğer aynı yönlüyse veya zıt yönlüyse, bir başka deyişle aynı doğrultudaysa biz bunların bileşkesini nasıl bulacağız? Eğer vektörler aynı yönlüyse o zaman bu vektörlerin bileşkesini nasıl buluruz? Ona bir bakalım arkadaşlar. Eğer vektörler aynı yönlüyse o zaman bunların bileşkesini bunların toplamı şeklinde bulacağız. Örneğin karşımızda 4 birimlik K vektörü, 3 birimlik L vektörü var. Bunların bileşkesi aynı yönlü oldukları için toplamları kadar olup 7 birim olacaktır arkadaşlar. Peki vektörler eğer aynı doğrultuda fakat zıt yönlüyse bunların bileşkesini nasıl bulacağız? K vektörü sağa doğru 4 birim, L ise ona zıt yönde 3 birim. O zaman bunların bileşkesi farkları kadar olacak ve bileşke sağa doğru 1 birim kadar olacak. K ile aynı yönde olacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi gelelim bilim araştırma merkezlerine. Bilim araştırma merkezlerine biz kitabımızda 6 tane bilim merkezini koyduk. Bunlardan 3 tanesi ülkemizde, diğer 3 tanesi ise yurt dışında bulunuyor. İsterseniz bunlara beraber bir göz atalım.
Arkadaşlar, TÜBİTAK hepimiz biliyoruzdur. TÜBİTAK, temel ve uygulamalı bilimlerde araştırmaları desteklemek, genç araştırmacıları teşvik etmek amacıyla kurulmuş bir merkezdir arkadaşlar. Türkiye'nin de gururudur aslında. TAEK dediğimiz kısaca Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ise nükleer enerjinin kullanımını sağlamaktan ve bu enerjinin kullanımından kaynaklanan radyasyonun neden olabileceği zararlı etkilerden korunulması için gerekli ilkeleri belirleyen bir kurumdur arkadaşlar. Aselsan ise özellikle askeri alanda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne çokça fayda sağlayan, araştırmalar yapan bir kurumdur. Burada da demişiz, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uydu haberleşmesine yönelik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuştur. Ancak şu anda uydunun da dışında askeri teçhizat da sağlamaktadır arkadaşlar. CERN, evet, son zamanlardaki en meşhur araştırma merkezlerinden birisi. Parçacık fiziği ile ilgili özellikle çokça bize veri sağlıyor. Dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarıdır. Büyük Hadron çarpışması ile yapılan deneyde evrenin oluşumunu bize anlatmıştır. Ve bu deney hala devam ediyor. Ve CERN'de yapılan bu deneylere aslında Türkiye'de katılıyor ancak bir katılımcı olarak bulunuyor. Herhangi bir maddi destek sağlamadığı için deneylere bizzat kendisi katılamıyor. Arkadaşlar, diğeri NASA. NASA'yı da biliyoruzdur. Merkezi Amerika'da olan bir araştırma merkezi, uzay çalışmalarıyla ilgili araştırmalar yapmakta. Bir diğer araştırma merkezi ise ESA. Merkezi Avrupa'dadır. Avrupa Uzay Ajansı olarak geçer. Avrupa'nın uzay programlarını hazırlar ve organize eder. Arkadaşlar, bugünkü konumuzu burada sonlandırdık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.